kullanacağınız kumaş örnekleri bunlar. Yaz olduğu için deniz mavisi ve marin seçenekleri var. Bir de kumsal efekti için de şöyle bejler. Güzel. Burası ne peki? Düşünüyorum hala. Müşterinin çok bir bütçesi yok. Yakın zamanda işleri bozulmuş. Arkadaşları tadilat üstlenmişler moral olsun diye. Bir güzellik yapıyorlar. Yani belki bir spor odası. Adam nasıl biri? Adam 30 yaşlarında. Beyaz yakalı bir çalışanmış ama bir sıralar işsiz. Bekar ve bir de kedisi var. Ek gelire ihtiyacı var mı? Vallahi işi yok. İllaki vardır. Neden bir kedi pansiyonu yapmıyorsun? Hem ek gelir olur. Aslında olabilir. Güzel. Sor bakalım müşteriye. Böyle bir şey ister mi? Ben nasıl soracağım ya ek gelir ister misiniz diye? Adamın gururu kırılır. Öyle sorarsan kırılır tabii. Nasıl soracağım peki? Projeyi siz yönetiyorsunuz Selin Hanım. Bulun bir yolunu. Hadi. İşte o zaman ben bir arkadaşlarına sorayım. O ne? Arkadaşım için hazırlıyorum da. Söyle Selin. Aşk olsun. Niye kapatıyorsun ya? Sanki senin fikirlerini çalacağım. Ya Selin şunu yetiştirmem gerekiyor da bir şey mi soracaksın? Evet. Huysuzlanmazsan soracağım. Ya Burak. Biz eskiden saatlerce çalışırdık. Kafam karıştığında sana gelmeye alışkınım ben. Ne olur değişmesin bu. Tamam haklısın. Sor ama acele et biraz. Şu odayı kedi pansiyonu olarak tasarlıyorum. Ama sanki bir şeyler eksik. Ben neye dikkat etmem lazım? Merkeze neyi almam lazım bilemedim. Müşteri mi istedi kedi pansiyonu olmasını? Hayır. Ek gelir için Demir Bey böyle bir tavsiye verdi. Sen daha önce böyle bir şey yaptın mı? Hayır tabii ki de yapmadım. Selin, bizim işimiz müşteriye para kazandırmak değil. Bizim işimiz müşterinin parasıyla konfor alanları yaratmak. Amme hizmeti yapmıyoruz burada değil mi? Yani bizim işimiz bu değil. Ama spor odası falan yapabilirsin. Ama müşteri fikri beğendi. Şöyle bir şeyler de çizdim bakmak istersen. Selin. Bak zaten kafamı zor topluyorum. Rica ediyorum git. Ya fikri o verdi, o yardımcı olsun. Haklısın, affedersin. Seni boyu arasana. O sana ne lazımsa söyler zaten. Doğru ya. Ben niye İbo'yu aramıyorum ki? Karar, bin, bin, karar, bin, bin, karar. Selin, sen gitmedin mi veterinere? Yo, İbo gelecek. Bu tarafta işi varmış. Ayda, geliyorlar. Topla kendine. İyi, tamam, iyiyim ben. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Hadi terasa çıkalım. Sana soracak bir sürü sorum var. Müşterinin odası bu. 10 metrekare. Penceresi aydınlığa bakıyor. Sana bahsettiğim kedi pansiyonu için kafesleri buraya koymayı düşünüyorum. Oyun elemanlarını da şuraya. Olur mu?
Yani odanın büyüklüğüne bakarak uygun bir havalandırma da olması koşuluyla 6-7'ye kadar koyabilirsin. Yalnız kafesler arasında mesafe bırakman gerek, yoksa birbirine sırtına takıyorlar. Ya aslında ben birkaç taslak çalıştım. Ama içime sinmeyen bir şeyler var, onlara da bakar mısın? Burak, gelsene. Bugün yoğun biraz ya. Evet ya, bir çizim yetiştirmeye çalışıyor. Yani sorun değil, ben seni görmeye geldim zaten. Azmi Hanım, bunun bir çıktısını alalım. Tabii Cemil Bey. Azmi Hanım, bu kimin? Bu Selin Hanım'ın misafiriniz. Tamam. Klimaya dönünce sana kedi pansiyonları için gerekli malzemelerin listesini atarım. Ay harikasın bu ya. Yalnız lütfen organik malzeme kullanın. Yani isterseniz tedarikçimle konuşurum. Yani fiyatla ne yapılıyor bir bakarız. Ay vallahi süper. Bence de. Aa Demir Bey. Biz de kedi pansiyonu meselesi için konuşuyorduk. İbo, benim çok yakın arkadaşım, aynı zamanda veteriner. Bize gönüllü danışmanlık yapıyor. Demir Erendir, yeni patronumuz. Çıta. Nasıl? Çok memnun oldum. Ben de. Motosikleti gördüm dışarıda, sizin galiba. Çok güzelmiş. Ha, güzeldir benim kızım. Ya, bizim onunla kolezyumu görmüşlüğümüz var. Vay. Başlangıç noktası? İstanbul. Egümenisya'dan feribotla mı? Aynen. Ya, çizmenin topuğundan girdik. Güzel. Birincisinden. Siz nece konuşuyorsunuz ya? Ayda sen bir şey anladın mı? Yok. Süper. Ben direkt error verdim zaten. Arkadaşınız Yunanistan üzerinden motosikletle İtalya turu yapmış. Gerçekten mi? Ben niye bilmiyorum bunu? Yani konusu açılmamıştır. Ben de hep böyle şeyler yapmak istemişimdir. Ne zamandan beri? Yani gel bir gün anlatayım. Nasıl başlanır, neler yapılır? Olur. Ayakta kaldık böyle. İsterseniz şöyle geçin, bir kahve ısmarlayalım size. Yukarıda içtim, teşekkür ederim. Kliniğe gideceğim, hastam gelecek. Memnun oldum. Bir gün bu İtalya turunu detaylı dinlemek isterim. Tabii ki. Görüşürüz kızlar. Bay, görüşürüz. Ben seni geçireyim. İbo, sen bir tanesin ya. İşimi çok kolaylaştırdın. Aslansın, kaplansın. Bir çita değilim ama. Ya adamın gözünün içine baka baka çita dedin ya. Yüreğim hopladı. Ay şükür hiçbir şey anlamadı. Yalnız abartmışsınız. Adam gayet harbi. Sağlam yani. Bence sen ötekinden uzak dur. Öteki? Ha Burak ama... Aa. Nereden çıktı şimdi bu? Ben bu tipi bilirim. Yani başına iş alırsın, o kadar diyorum sana. Ya bir git İbo. Adamla iki kelime oturup konuşmuşluğun yok. Atıp tutma öyle. Dikkat et.